Ve sevgili izleyiciler gelelim bugünün son sözüne, artık bizim geleneksel hale gelen son sözümüze. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılında paylaştığı rapora göre 2-17 yaşları arasındaki 1 milyara yakın çocuk 2019 yılında fiziksel, cinsel ya da duygusal şiddete maruz bırakıldı. 15 yaşın altındaki 41 bin çocuk ev içi cinayet sonucu hayatını kaybetti. 5 kadından biri ve 13 erkekten biri çocukken istismara uğradığını açıkladı. Ve TÜİK'in 2019 verilerine göre suç mağduru olarak gelen 206.498 çocuğun %15.2'si cinsel istismar kurbanıydı. Çocuk istismarı deyince aklınıza sadece cinsel istismar gelmesin. Çocukları çalıştırmak, onlara zarar vermek, çocuk yaşta evlendirmek ve daha sayamayacağım birçok istismar da var. Peki ne yapacağız? Çocuklarımıza güvenli bir liman olmakla başlayacağız işe. Çocuklarınıza sevmenin ne olduğunu anlatın. Az önce Saadet Öğretmen'in de söylediği gibi iyi sevmekle kötü sevmenin farkını anlatın onlara. Çocuklarınızı korkutmayın ki sizden bir şey saklamasınlar. Gözünüz açık olsun. Yalnızca kendi çocuğunuz değil, tüm çocuklar korunmayı, kollanmayı ve elbette sevilmeyi hak ediyor ayıptır, el alem ne der gibi söylemlerle bastırmayın ki buzdağının görünmeyen kısmı ortaya çıksın. Ve susmayın konuşun. Gizlemeyin, anlatın. Siz susmayın ki onlar da susmasınlar. Ve şunu asla ama asla unutmayın. Çocuğa yapılan istismarın delili olmaz. Eğer bir şey söylüyorsa çocuklar inanın, araştırın. Çünkü çocuğun beyanı en somut delildir. Yani sonuç olarak çocuktur, rızası yoktur. Konu kapanmıştır. Haftaya görüşünceye de koşacakalım. Kotex kadının eserini sundu.